Niye bu kadar gerginsin bu arada aslanlı? Tohum işi dedin. Tamam dedik. Daha ne? O zaman neden bekliyoruz? 2 gün sonra sevkiyat var. Detayları konuşalım. Tamam, gelsin de konuşuruz. Kim? Tohum işini yapacağın ortağın. Demek sözüme geldin. Bu işi Ali ile yapmak seni de daha az yoracak. Bu işi Ali ile yapacağını kim söyledi? Selamun aleyküm. Ne çok görüşür olduk ya. He? Alışacağız artık, mecbur. Malum daha sık görüşeceğiz. Tohum kaçakçılığı işine kendi adıma girmemi beklemiyordun herhalde. Her şey bende. Risk hariç. Kuzgun risk almayı seven bir arkadaşımız. Çok iyi anlaşacaksınız. Bunu düşünmek istiyorum. Ya. Düşünecek vakit yok. 2 gün sonra sevkiyat var. Her şey ayarlandı. Kuzgun adına bir şirket kuruldu. Sevkiyatı o şirket üzerinden yapacaksınız. Hayırdır, kontak kapandı galiba. Sana güvenmiyorum. Hayda. Ya madem bu kadar bocalayacaktın, ne diye girdin bu işlere? 40 yıllık esnaf gibi konuşuyorsun. Sana güvenmiyorum, sana güvenmiyorum. Uyan da balığa gidelim bu arada aslanla. Avlanmıyorum. Direkt masama getiriyorlar yiyeceğim eti. Peki Rıfat Bilgin. Beni kısıtlı bir zamanda bu şekilde iş yapmaya mahkum ettiğiniz için sanırım şimdilik evet demekten başka bir şansım yok. Ama rövanşı çok tatlı olacak, şimdiden söyleyeyim. Sana tüm samimiyetimle bir şey söyleyeyim mi? Babanın adamlarına da söyledim. O evin arka tarafındaki teller var ya, işte oraya böyle 1-1,5 metre yükselttim. Vallahi zor iş değil. Anlaştık. Savcılıktan aradılar. Babamın dosyası incelemedeymiş. Bir itirafçımız varmış. Dila tarafını gösterdi.